Akraban sandığım bir insan benim gerçek babaannemmiş. Bunu yeni öğrendim. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Buse. Evet, bugün sizlerle birlikte çocuk fotoğraflarımı, daha doğrusu bebeklik fotoğraflarımı inceleyeceğim. Bu videonun haberini bir önceki videoda vermiştim. Artık kesinlikle bu ailenin çocuğu olduğuna emin olduğuma göre çocuk fotoğraflarımı da inceleyebilirim gönül rahatlığıyla diyorum. Bir önceki video birazcık evet komikti, hüzünlüydü. Yorumlarınızla beni çok mutlu ettiniz. O tür yorumlar yazan yorumlara verdiğiniz olumsuz cevaplar diyeyim. Beni çok mutlu etti. Böyle bir hepinize kalbimi gönderiyorum. Bugün çocukluk ve bebeklik fotoğraflarımı inceleyeceğim. Bu arada çok şaşırdığım bir durum oluyor arkadaşlar. Hala daha yaşanıyor. Video yüklüyorum arkadaşlar. Evet inanamıyorum. 2 haftadır pazartesi, çarşamba, cumaya artık kendime kesinlikle ne pahasına olursa olsun ve saat kaç olursa olsun video yükleyeceğim diye bir kural koydum ve video yüklüyorum. Mesela bugün günlerden cuma, yanımda saat yok ama saat galiba 6.30-7'ye geliyor ve ben bu videoyu çekiyorum ve bugün size mutlaka atacağım. Yani yaz saatli olduğu için saat sıkıntı değil diye düşünüyorum. 7'de olsa, 8'de olsa, 9'da olsa videoyu atıyorum. Atacağım yani. Haftaya pazartesi gününden itibaren burada olmayacağız. Tatile gidiyoruz ama ben orada da size bol bol video çekeceğim, stoklayacağım. Çektiklerimi montajlayıp atacağım. Stokladıklarımı da geldikten sonra atmaya devam edeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü dışarıda da video çekmeye başlayacağım artık. Tatilde benden nasıl videolar istersiniz? Benim aklımda birkaç tane var ama böyle değişik, daha önce yapılmamış bir şeyler var ama sizin de aklınıza değişik fikirler geliyorsa hadi bu videonun altına yorumlar kısmına bol bol video fikri yazın arkadaşlar bana. Of ya çok oluştum. Hemen şöyle biraz kenara kayıyorum. Şurada resimleri göreceksiniz. Hemen başlıyorum. Evet. Bu resim benim en sevdiğim resimlerden bir tanesi. Ama küçükken Ceylin Hanım maalesef bu resmi karalamış arkadaşlar. Arkasında falan da bir şey yazmıyor. Tarih de yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Ben arkalarına bakıyorum şimdi bir şey var mı diye. Acaba bir şey çıkar mı diye. Bu resmi çok seviyorum arkadaşlar. Eski evimizde. En eski evimizde. Üzerimdekini annem örmüştü. Böyle hani şu an satılan bu kürkler var ya. O kürklerin morunu yapmıştı annem bana. Örmüştü kendi eliyle. Gri düğmeleri var. Gayet annemize de moda zevki çok iyidir ve çok güzel olmuş. Ama saçımdaki gülümsü şeyleri anlam veremedim arkadaşlar. Yani o saçımdakiler ne acaba? Ve arka fonum efsane. Yani daha güzel bir yerde çekilemezmiş bence fotoğraf. Arka fonumda 2 tane mum, kalorifer peteği ve onun üzerinde tül. Harika bir arka fon olmuş. Bu resim büyük ihtimalle 2002 ya da 2003'te falan çekilmiş. Yani ben 4 yaşındayken ya da 4, 5, 3 yaşındayken falan işte arkadaşlar. Ama tokalarım harika. Saçlarımın lili oluş falan. Evet bu resmi çok seviyorum. Devam ediyorum ve bir önceki videoda gördüğünüz bir resim. Annem. Bu demişsiniz ki özellikle bu resmi koydum bir önceki videoda görmenize rağmen annenin gençliği senin şu anki haline çok benziyor demişsiniz. Yani ben benzemiyorum. Annem de benzemedi ama siz nasıl benzediniz şaşırdım. Evet ben doğmuşum. Erkek gibiyim. Gerçekten çok erkek gibiyim ve bu resmi ben küçükken çok sorguladım. Gerçekten ne kadar miniyim ya. Duygulandım şimdi. Depremden sonra bu. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki ben 99 doğumluyum ve 99 depreminin olduğu sene Temmuz ayında doğdum. Hatta söylemişim size bir öncü deprem günü doğmuşum. 17 Ağustos'ta yani ben doğduktan 6 Temmuz'a doğduğuma göre 1 ay 10 gün sonra falan büyük Gölcük depremi 99 depremi oluyor. Ve bizim evimizde yani yaşadığımız evde Gölcük'te yıkılmayan sayılı evler arasında. O depremden sonra biz başka bir eve taşınmışız. Yine de güvenemediğimiz için o eve. O evde bu ev galiba. Yani sizce ben burada 40 günlükten fazla mıyım? Bence fazlayım. Çünkü ben 40 günlükken olmuş deprem. Bence bu depremden sonra evet. Evet bu resimde böyle dursun diye biraz daha büyüyorum şimdi. Büyümüşüm. Yani komedi bir resim. Cidden harika komedi bir resim. Vay Chico'ymuş. Artık Poyraz sayesinde tüm çocuk markalarını bildiğim için Chico diye bir çocuk markası var. İyi de bir marka ve o zaman Chico almışız benim pusetimi. Vay be. Çiçekli mavi bir pusetim var. Patiklerim efsane. Kesin annem örmüştür. Bayağı güzel patikler. Beğendim patiklerimi. Tulum giymiş ve buramdaki o şey ne acaba? Efsane ve suratım arkadaşlar. Burasında en güldüğüm şey suratım. Gerçekten suratım şimdiki halim. Yani şu anki beni tanımlıyor suratım. Böyle bildiğiniz tembel tembel. Tembel bir bakış. Bayık bakışlı ben yani. O yüzden bu resim bana çok komik geliyor. Bu resimde galiba 6-7 aylık falanımdır. Öyle düşünüyorum. Evet bu resimde dursun. Ve artık başka bir zamana geçtik. Burada biraz daha büyüğüm. Galiba burada 1 yaşla 2 yaş arasında falanım. Burası benim stüdyo Zafer diyor. Tarih marif. Bu resimlerin arkasında bir şey yazmıyor. Aa, bu resimde yazıyormuş. 11.99 diyor. Ve yani ben 5 aylığım burada. 6-7 aylık demiştim. 5 aylıkmışım arkadaşlar. Bu Kasım 99'muş. Bunun arkasında yazmıyor. Stüdyo Zafer diye bir yerde çekilmişim. Tokamda bir şeyler var. Minicik bir saç. Yani o kadar az bir saçım varmış ki toplamışım. Ona rağmen saçlar çıkmış önümden.
Kırmızı bir elbise giymişim. Bu resim evet, bu özel bir resim. Yani çok fazla bu kıyafetle resmim var. Birazdan da göreceksiniz. Ve stüdyoya gidip böyle bol bol fotoğraf çektirmişim. Neden bilmiyorum. Gözlerim mavi arkadaşlar. Mavi. Mavi gözlerim. Evet, her şeyim aynı duruyor bence. Ben şu anki halime çok benzediğimi düşünüyorum. Ve yine aynı elbiseyle başka bir resme geçiyorum. Şimdi bu resimdeki bu alana iyi bakın arkadaşlar. Nedenini şimdi size söyleyeceğim. Arkamda iki tane koltuk. Önde ben. Elbise giymişim. Aynı fotoğraftaki elbise. Altıma çorap giymişim. Kilot çorap ve kırmızı ayakkabı giymişim. Bu ayakkabıyı taşınana kadar saklamıştık. Sonra attık. Neden attık bilmiyorum. Neden ben size buraya özellikle bakın diyorum? Çünkü bunun da tarihi yazmıyor ama bu arka fondan neredeyse 20 farklı kıyafetle resmim var. Annem beni doğurduğunda 19 yaşındaydı. Yani benim şu anki yaşımdan daha küçük bir yaş. Yani düşünsene benim şu an 1 yaşında çocuğum var. Öyle bir şey yani. Annem şu an burada galiba büyük ihtimalle 20 yaşında falandır. Yani 20 yaşına gelmiştir. Ve 1 yaşında çocuğu var. 20 yaş ne demek? Yani ben. Mesela şu an ben. Ne demek? Oyun çağı demek arkadaşlar. Ben nasıl şu anda oyuncaklarla bol bol sık sık oynuyorsam annem de o zaman çocukluğunda yaşayamamış zaten. Benimle oynamış. Beni oyuncağı yapmış kendine ve sık sık benimle oynarmış. Bir oyuncak bebek gibi değişik değişik giydirip fotoğraflarımı çekermiş. Bence şu anki annemin oyuncakları düşkünlüğü, bu American Girl ve Our Generation bebekleri giydirip çıkartıp onlarla sürekli video çekmesi falan bence bunu açıklıyor arkadaşlar. Zamanında beni böyle giyindirip çıkartıp bir sürü fotoğraf çekilmesi bence ilerideki o Gül ablanın doğuşuydu diyorum. Ve hemen aynı yerde farklı bir resme geçiyorum. Yine arkada bu sefer ben odaklanamamışım. Arkadaki yani böyle bir şey olmaz. Kamera beni odaklamamış. Arkadaki ilaç şişesine odaklamış. Ne diyor? Karsidin diye bir ilaçmış. Acaba ne? Şu an karsidin diye bir ilaç yok. Biliyorum. Yani popüler değil. Kullanılmıyor. Ama neymiş o bana gittim. Üzerimdeki güzel bir üst. Galiba yün. V yaka. Askılı. Annem içine bir de onun tişört giydirmiş. Yandım yandım yani. Yanmışım arkadaşlar. Bu kadar kat kat giydiririm anne. Annem de korkuyordur bence o zaman üşümesin çocuğum diye. Beni böyle giydirmiş. Şimdi bayağı bir büyüyoruz. Biraz küçüleceğiz sonra ama bayağı bir büyüdük. Ve artık 5 yaşında Buse ve bir de kardeşi var. Evet. Poyraz değil, Poyraz diyorum, Ceylin. Ceylin doğduğunda ben 5 yaşındaydım. Farklı bir eve geçiş yaptık. Ben artık büyüdüm, okula başladım, anaokuluna gidiyorum. Ve kardeşim doğdu. Şimdi Ceylin'le ilgili çok değişik anılarım var arkadaşlar. Ceylin, neyse bunu başka bir video anlatayım mı? Bunu başka bir video anlatayım. Ceylin'le ilgili o kadar değişik anılarım var ki. Yani gerçekten büyük bir psikolojik bunalıma girmişim. Büyük bir psikolojik rahatsızlıklar yaşamışım ve bunu sadece ben biliyorum arkadaşlar. Çocukluğumdan beri korktuğum için kimseye bunu anlatamamışım. Ama şimdi artık herkese anlatıyorum çünkü çok komik gerçekten ve bunu size bir gün anlatacağım. Hatta o videonun ismini şimdiden söyleyeyim mi? Ya söylemeyeyim. Evet tamam. Ceylin'le ilgili çok güzel anılarım var. Çocukluk anılarım, Ceylin'le bebeklik anıları. Bunları size anlatacağım. Bu resim çok tatlış bir resim. Ceylin doğmuş. Bu tip ne ama Ceylin yani diyorum ve geçiyorum. Şimdi yine küçülelim ama çok fazla değil. 2 yaşıma falan gidelim. Bu resim bana çok sonra geldi. Bu resime ben yeni kavuştum. Neden? Çünkü akrabam sandığım bir insan benim gerçek babaannemmiş. Bunu yeni öğrendim. Ve gerçekten öğrenince çok şaşırdım. Bunu da bir videoda size anlatayım. Ne dersiniz? Evet. Bu iki konuyla ilgili iki tane ayrı ana videosu çekeyim. Akrabamı sandığım ve herkesin sürekli hani A kişisi diye bahsettiği kişi benim gerçek babaannemmiş. Benim gerçek babaannem sandığım kişi benim gerçek babaannem değilmiş. Kimmiş biliyor musunuz? Dedemin kız kardeşiymiş. Ama ben onu gerçek babaannem diye biliyorum. O kadar değişik bir olay ki ve o kadar karışık bir olay ki size böyle gerçekten soy ağacıyla teker teker anlatmam lazım bu olayı. Anlatacağım bir gün. Bunu bana unutturmayın. Bu iki videoyu Ceylin'le ilgili anılarımı ve bu gerçek babaannemle ilgili anılarımı anlatacağım da unutturmayın. Burada bayağı büyüğüm ve burada gerçekten sizin tanımadığınız bir kardeşim var ya benim. Murat ve Meryem diye iki tane kardeşim var. O kardeşlerimden Murat'a çok benziyorum kendime. Aynı göz büyüklüğü, aynı dudak yapısı, aynı burun yapısı. Şu an aynısı Murat'ta da var. Gerçekten Murat'a çok benzetiyorum burada kendime. Yine erkek gibiyim. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Çok komiyim bence. Ama çok tatlı değil miyim ya? Şimdi bayağı bir büyüyorum ve bayağı bir büyüyorum arkadaşlar. Bir pikniğe gitmişiz. Piknikte ben arkada yatıyorum hamakta. Ceylin de önümde yatıyor. Bu resimde dikkat etmemi istediğiniz kısım Ceylin. Tam bir Poyraz değil mi? Yani Poyraz'la çok benzemiyorlar mı? Ben şok yani arkadaşlar. Ben Ceylin küçüklük fotoğraflarına baktığım zaman gerçekten Poyraz'la ne kadar benzediğini fark ediyorum ve şaşırıp kalıyorum gerçekten. Çok tatlı ve aynı Poyraz'a benziyor. Benim de dişlerimin ayrıklığı 15 özden gözüküyor arkadaşlar. O yüzden bildiğiniz gibi tel taktım. Normalde benim dişlerim ayrı. Ve burada bayağı bir ayrı arkadaşlar. Yani nasıl
Hep babaannemden işte arkadaşlar. Onlar işleri bayağı ayrı. Ama nasıl oluyor? Babaannemden değil arkadaşlar. Babaannem benim gerçek babaannem değil ki. Ben bunu çocukluğumdan beri dişlerimin ayrılığını hep babaannemden dolayı sanırdım. Babaannem de dişleri ayrı çünkü. Meğer teyzemden dolayıymış arkadaşlar. Şu an anladım yani bunu da. İnanmıyorum yani kendime. Neyse. Biraz daha büyüyelim. Ve yine yeni sahip olduğum bir resim. Bu resim de gerçek babaannemden geldi. Bir gün bana gerçek babaannemden bir paket geldi arkadaşlar. Ve içinden değişik şeyler çıktı. İşte bunu anlatacağım o videoda. Bu da o içinden çıkan değişik şeylerin bir tanesiydi. Burada bayağı büyüğüm. Yani ben burada büyük ihtimalle 3 yaşında falanım. Arkada Burger King poşeti var. Şaşırtıcı. Kimin evindeyiz acaba merak ediyorum. Saçlarım biraz uzamış. Artık şuralarda falan. Ve kıvır kıvır yine. Yine kırmızı kırmızı yanaklarım. Yine burnumun büyüklüğü peki cidden. Gözlerimin büyüklüğü ve yine gözaltım. Arkadaşlar böyle bir gözaltı çukuru olmaz. Bebekten beri gözaltı çukurum var. Bu ne ya? Üzerimde bir kazak, altında bir etek, onun altında çorap, onun altında ayakkabı. Gerçekten evin içinde pişmelik yanmalık bir kombin olmuş. Devam ediyorum ve şimdi bayağı büyüyorum. Sıralamaya göre gitmek istemiyorum. Yani kronolojik sıraya göre gitmek istemiyorum. Bayağı büyüyorum ve tararam, şok oldunuz değil mi arkadaşlar? Bir ara kaç kilolüydüm. Gerçekten kötü zamanlardı. Bundan bir sene sonra yani ben 7. sınıftayken, Ceylil 2. sınıftayken annem evlenecek ve biz o yaz İstanbul'a taşınacağız. Ve bir sonraki sene Poyraz olacak. Yani şu an Poyraz yok. Benim de okulda arkadaşım kahpül kestirmişti ve o kadar yakıştırmıştım ki ona. Hemden benim de kestirmem gerekiyordu. Çok özenmiştim ve o akşam gidip kahpül kestirmiştim. Hayatımın hatası, hayatımın pişmanlığı. Yakışmamış bence. Ben güzel bulmuyorum arkadaşlar. Ve Photoshop'un böyle bir Photoshop olmaz. O sıralar benim en sivilceli zamanlarımdı ve suratımda bir tane bile sivilce yok. Gözaltım yine o zamanlarda çok çöküktü ve gözaltımı silmişler. Annemin suratının pürüzsüzlüğü peki. Falan filan arkadaşlar. Evet. Peki Ceylin'in güzelliği. Saçlarına sarıl... Ceylin çok güzeldi arkadaşlar o zaman. Çok kıskanıyordum onu. Devam ediyorum. Ve yine biraz gerilere gidelim. Ve yine aynı yer arkadaşlar. Ve bu sefer yanında bir aksesuarımız var. Evet. Aksesuarım ayıcık. Bu ayıcık bayağı bir süre bizimle birlikteydi. Ne zaman ki biz İstanbul'a taşındık. 2013 yılında, 2012 yılında falan. Bu ayıcığı atmıştık. Yine mükemmel bir kombin. Annem benimle oyun oynuyor. Ve yine ben net değilim. Arkalar net ve ben net değilim. Güzel bir elbise giymişim. Değişik. Çiçekli, ayıcıklı mı, ne diyor, tavşanlı mı, ne oldu belli değil bir elbise. Altına yine çorabım. Onun altında da başka bir çorap giymişim. Kafamda da tokam var. Ve arkada yine ve yine ve yine ilaç kutusu var arkadaşlar. Hiç mi görmemiş hani bu ilaç kutusunu almamış oradan ya? İnanamıyorum. Neyse bu da böyle bir fotoğrafımdı işte. Şimdi yine biraz büyüyoruz ve 5 yaşıma falan geliyoruz. Aslında 5 yaş, evet bu 5 yaş olabilir evet. Arkada tülümüz falan. Ben pijamalarımı giymiş. Bu pijama en sevdiğim pijamaydı ve ayağımda da anneannemin ördüğü patikler. Evet patik. Hiç patik giymeyi hiç sevmezdim arkadaşlar. Bu da böyle bir fotoğrafım. Başka bir resim ve son resme geliyorum. Bu resimde bir tane benim kahküllü resmim vardı. Kahküllü resmim gibi bizim böyle üçlü resimlerimiz meşhurdu. Daha çok üçlü resmimiz var. Biz eskiden üçümüz annemle yani üçümüz yalnız yaşadığımız için sürekli üçlü resimler. Her yıl yenileniyor bu resimler. Bu resimde büyük ihtimalle Ceylin 4 yaşındayken yani 2008'de yani 2. sınıfta falanım arkadaşlar burada. Evet. Evet burada 2. sınıftayım. 1'de de değilim. Tanıyorum kendimi. 1'de değilim ama 2'deyim evet. Peki anneme yaptıkları Photoshop'un çirkinliği ve annemin duruşunun çirkinliği. Çirkin değil ama o zamanların modası çok kötüymüş arkadaşlar. İncecik bir kaş. Bakın bende de kaşım incecik. Annemin de kaşı incecik. Ve anneme yaptıkları Photoshop'un kötülüğü. Annemin burnunu uzatmışlar. Pürüzsüz yapacağım derken kötü bir görüntü oluşmuş. Benim tarzım, stylingim yine annemden. O zamanlarda bu en sevdiğim tulumumdu. Tulumun içine de böyle bir üst almıştık. Bir gömlek almıştık. Saçımın kesimini hiç beğenmiyordum ama annem çok beğeniyordu bu saç kesimi. O yüzden sürekli saçlarımı böyle kat kat kestiriyorduk. Ve yine Ceylin'in güzelliği. O zaman da herkes Ceylin'e hayrandı. Bir de şimdiki haline bakın. Şimdi de kendi fotoğraflarına bakınca küçük fotoğraflarına ah ne kadar güzelmiş. Bir de şimdiki haline bak diyor. Ama ergenlik normal. Ben bu küçüklük resimlerimizi geleceğimizin resmi gibi görüyorum. Yani küçükken bu güzelliğimiz bizim ergenlikten çıktıktan sonra yani böyle gerçekten büyüdüğümüz zamanki güzelliğimizin habercisi bence. Mesela ben ne kadar şişkinmişim. Şu anda mesela arkadaşlar maalesef. Ceylin'e tam tersi. Bebekken efsane bir bebekti. Sarışın, çok güzel. Kim görse Ceylin'i yolda çevirir severdi. Onu çok kıskanırdım arkadaşlar diyormuş. Yok hiç kıskanmazdım gerçekten. Çünkü ben de Ceylin'i çok seviyordum. Evet bu kadar arkadaşlar. Çocukluk ve bebeklik fotoğraflarımı inceledik. Bu vesileyle iki tane anım ortaya çıkmış oldu. Bir tanesi Ceylin'le ilgili çok efsane anılarım arkadaşlar. Bir onu anlatacağım size. Bir de gerçek babaannemi daha yeni buldum. Gerçek babaannemi buldum ama tabii ki de bir şey hissetmiyorum arkadaşlar. Gerçek babaannemle ve
gerçek sandığım babaannemle ilgili değişik karmaşık aile hikayelerini anlattığım bir ana videosu da gelecek. Benden şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve beni Instagram'dan takip etmediyseniz zaten videonun içinde sık sık Instagram çıktı şuralarda. Ama siz beni hala Instagram'dan takip etmediyseniz lütfen takip edin. Instagram'ım buralarda bir yerde çıkıyor olacak zaten. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.